İstanbul'daki ve çevre illerdeki Marmara bölgesindeki herkese geçmiş olsun diyelim. Öncelikle depremle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu can ve mal kaybına dair bir bilgi ulaşmış değil dedi. İstanbul Valiliği ise deprem sonrası ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığı bilgisini verdi. Depremin ardından ortaya çıkan bazı kareler var. Avcılar metrobüs durağının yakınlarındaki Hacı Ahmet Camii'nin minaresinin yıkıldığı görüldü. Aynı zamanda da yine talimhanede bir binanın iki binanın ortasında ciddi bir yarık meydana geldiği gözlemlendi. Şu ana kadar ele geçen bilgiler bu şekilde. Akla tabii ki bu durumda İstanbul'un her tarafı dolu 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 durumda. Deprem toplanma alanları ciddi hayati önem taşıyor durumda. Bu depremler meydana geldiği durumlarda hem bu deprem toplanma alanlarını hem de sayısını ve bütün detaylarını konuşacağız. Hattımızda İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna var. Nusret Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, size de geçmiş olsun dileyelim öncelikle. Burada bu deprem toplanma alanları ile ilgili siz de ciddi uyarılarda bulunuyorsunuz son Evet. günlerde, son zamanlarda. Nedir İstanbul'un şu anda deprem toplanma alanları ile ilgili durumu? Şimdi Çağdaş Bey, evet sizler de bahsettiğiniz gibi biz bunu 99 depreminden bu yana, 2000'li yılların başından bu yana sürekli her ortamda tekrarlıyoruz. Şimdi 99'dan sonra bilim adamları tartıştı. Evet, İstanbul'da 30 yıl içinde beklenen bir Marmara depremi, büyük bir Marmara depremi var denildi. Ama maalesef ondan sonra senelerce biz bu fay nereden kırılacak, ne olacak, büyüklüğü ne olacak bunlarla tartıştık. Artık bunları bitirmemiz lazım diyoruz. Diyoruz ki peki deprem oldu işte bugünkü gibi. Peki bu vatandaşlarımız nerede toplanacaklar? Nerede ikamet edecekler? Hasarlı binalarda girilmeyeceğine göre nerede yaşayacaklar bunlar? Bunun için deprem toplanma alanlarının belirlenmesi gerekiyordu. 2000'li yılların başında hatırladığım kadarıyla 2001 veya 2002 senesinde o günkü İstanbul Valisi'nin koordinasyonunda İl Afet Koordinasyon Kurulu kuruldu. Bu kurulda valilik, Büyükşehir Belediyesi, meslek odaları ve bilim adamları bir araya gelerekten çalışmalar yaptılar. O tarihte İstanbul'da 496 adet deprem toplanma alanı, yani afet toplanma alanı tespit edildi. Şimdi bugünümüze geldiğimiz zaman bu 496 adetten 77 tanesinin kaldığını görüyoruz. Ne yaptık bunca zaman zarfında, 20 sene boyunca neler yaptık, 18-20 sene boyunca? Biz buralara AVM'leri diktik, rezidanslar yaptık, devasa gökdelenler yaptık, sürekli imara açtık. Elimize 77 tane toplanma alanı kaldı. Şimdi biz bu açıklamaları her ortamda, her böyle 17 Ağustos'un seneyi devriyelerinde bunu açıkladıktan sonra ilgili kurumlar, kuruluşlar, ilgili kişiler bir açıklama yapıyorlar bizim açıklamalarımızın arkasından. Örneğin bakın, geçen sene 1 Mart 2018'de o günün valisi, Sayın Vali, Anadolu Ajansı'na açıklama yapıyor. Diyor ki, hayır efendim diyor, 2285 adet deprem toplanma alanımız var diyor. Bu alanın içinde de 156 adet çadır veyahut da konteynerin konulabileceği yerler var diyor. 2285 olarak açıklıyor. Siz 77 diyorsunuz. Bak şimdi, evet, ama daha bununla da bitmiyor bakın. Şimdi 1 Mart 2018'de o günün Sayın Vali açıklıyor. 17 Aralık 2018, yani bundan yaklaşık 9 ay önce. Evet. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, yani kısa adıyla AFAD'ın başkanı Sayın Mehmet Güllüoğlu, Anadolu Ajansı'na açıklama yapmış. Önümde ve okuyorum. Diyor ki, İstanbul'da 99 yılında 400 olan toplanma alanı sayısı şimdi 2850'ye ulaşmış durumda. Bu rakam toplanma alanlarının kaldırıldığına yönelik iddiaları çürütüyor diyor. Yani bizi yalanlıyor. Bakın 17 Aralık 2018. Evet. Şimdi bizim size cevabımız, bu 2850 rakamı doğrudur. Ama neyi ifade ediyor bu 2850 rakamı? Bugün sizler, bütün vatandaşlarımız e-devlet sistemi üzerinden girip sorguladıkları zaman, ilini, ilçesini, mahallesini, sokağını yazdığı zaman deprem sonrası nerede toplanacağını gösteriyor. Peki bu yerler nereleri? Baktınız mı? İnceleyin. Cami avlusu, çocuk parkı,
okul bahçesi, boş arsa veya sitelerin bahçeleri toplanma alanı olarak gösterilmiş. Buralar toplanma alanı mıdır? Buraları bugünkü gibi, bakın gündüz vakti saat 2'de bir deprem oldu. Bizler de binalardaydık. Bütün evet. herkes aşağıya indi. O depremin sıcak anını, paniği atlatabilmek için ayakta durulabilecek yerlerdir buraları. 2850 adet. Şimdi peki, biz meslek odası olaraktan, yöneticileri olaraktan deprem toplanma alanı dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bilimsel anlamda ne anlatmak istiyoruz? Bakın bunu defalarca açıkladık. Müsaade ederseniz size bunu bir kısa şeyini yapacağım. Tabii, buyurun. Deprem toplanma alanı üzerinde konteyner ve çadırların kurulabileceği, elektrik, su, ısınma, duş, tuvalet gibi temel ihtiyaçların karşılanabileceği altyapıya sahip büyük ve geniş alanlar olarak tanımlanır. Şimdi bakın ne tanımladık? Deprem oldu. Sıcak anını atlattık. Büyük bir depremde binalar hasar alacak. Hasarlı binalara girmeyin diyorlar. Bakın bugün okullar dahi boşaltıldı. Evet. Girmeyecekler. Peki bu işin gecesi olmayacak mı? Bu işin yarını olmayacak mı? Bir gün mü evlere girilmeyecek? Geçtiğimiz depremleri düşünün. 99'daki Adapazarı depremi, Gölcük depremi, 2011'deki Van depremini düşünün. Aylarca vatandaşlarımız çadırlarda ve konteynerlerde kalıyor. Peki evet. İstanbul gibi bir mega kentte, 16-18 milyonluk bir kentte işte bunların korunacağı yerler var mı? Vatandaşlarımız geceyi ve ondan sonraki günleri ikamet edeceği yerler var mı? Şimdi işte biz deprem toplanma alanı olaraktan bakın bunları anlıyoruz. Yoksa 2850 dedikleri sokak köşeleri, çocuk parkı, okul bahçesi, cami avlusu gibi yerler olmaz. Sizlerin de gözünüze çarpmıştır. Buralar zaten yapılaşmalı yerlerdir. Siz yapılaşmanın olduğu yerde ayakta beklediğiniz anda zaten tehlike içindesiniz. Evet, şimdi depremden korunmak için dışarı çıkıyorsunuz. O beklediğiniz yerdeki yanındaki binanın çatısından kafanıza bir şey düştü. Camı kırıldı düştü. Tabii talimhanedeki binada zaten görülüyor. Ortası yarılmış, yerlere koca taş parçaları düşmüş. Şimdi deniz kenarlarında, şimdi bizim odamızın şube binamız Karaköy'de. Deniz kenarı, vapur iskelesinin yanında tabelalar var. Afet toplanma alanı deniyor. Ya buraları toplanma alanı olabilir mi? Hani tsunami beklemiyoruz deniliyor. Olmasın tsunami. 1-2 metrelik dalgalarla birlikte buraları su içinde kalacak. Ondan sonra söyleniyor, övünülerek söyleniyor. Yenikapı toplanma alanı, Maltepe toplanma alanı. Buraları toplanma alanı olamaz. Hiçbir zaman sonradan doldurulan yerler toplanma alanı olaraktan kullanılamaz. Çok risklidir. Bunun su, en su yakın, basma tehlikesi var değil mi denizin bakın, taşması? Bakın en yakın örneği 99'da hatırınızdadır veyahut da arkadaşlarımız araştırıp bulabilirler. Değirmendere'de ne oldu? Çay bahçeleri, dolguların üzerine yapılmış çay bahçeleri, resimlerden hatırlayacaksınız. Hepsi denizin içine kaydı gitti. Demek ki ne derler büyüklerimiz? Doğa geriye alır. Oraların depremde bunlar riskli yerlerdir. Demek, şimdi biraz evvel söyledim, yani geçen seneki Sayın Valinin açıklamasında 156 tane diyor. Peki diyelim, yani biz 70 küsur diyoruz ama vali de 150 diyor. Peki şunu da sorabilirsiniz, bunu soralım. Bu 156 adet dediğiniz yerin altyapıları hazırlanmış vaziyette mi? Bugün büyük bir deprem olduydu. Bu 156 adet yer nasıl kullanılacak? Komşu illerden, başka yerlerden bizlere yardımlar gelecek. Genelde depremde böyledir. Çevre illerden ve komşulardan yardım gelir. Konteynerler ve çadırlar gelecek. Peki bu arazinin üzerine konacak, yaşam başlayabilecek mi orada? Çünkü altyapısı yok. Elektriği yok, suyu yok, pis su gideri yok. Öyle kalınacak. Oraya yalnızca yani böyle altyapısı olan yer yalnızca 77 tane var diyorsunuz. Yok hayır, bakın hayır. 77 tane boş yer var diyoruz. Altyapısı yok. O zaman bu sizin verdiğiniz rakamla 156 rakamı arasında ne gibi bir fark oluyor? Yani sayısal kabul farkıdır. Biz mesela ufak alanı 77 tane toplama alanı olarak kabul etmemişizdir de. Evet. Bu valinin resmi kurum şu alanı da ben toplama alanı diye ifade ediyorum der. Evet. Yani neredeyse hiç yok böyle bir altyapısı yani bakın, olan. Yani rakamlara hiç şey yapmayalım.
büyüklük üzerinden düşünelim. İstanbul evet. mega bir kent, 15-16 milyon kişinin olası bir depremde, yani nasıl şey yapsam, minimum 2 milyon kişi çadırlarda ve konteynerlerde kalacak. Evet. Yani böyle bir alan yaratmamız lazım. Alanlar, daha doğrusu tek alan olamaz. Ama boş alan yaratmak da bir fayda değil. Bunların altyapısı hazırlanarak tamamlanmış olması lazım. Ki böyle bir afet durumunun ertesi günü konteynerler, çadırlar üstüne konsun, yaşam burada devam etsin. Sağlık hizmetleri orada verilebilsin. Böyle bir hazırlık yapılmıyor diyorsunuz. Bu hazırlığı kimlerin yapması gerekiyor? Hangi kuruluşlar sorumlu burada? Şimdi bakın, burada esas görevi olan merkezi yönetimler ve yerel yöneticilerimizdir. Bizlerin vazifesi bildiklerimizi söylemektir. Evet. Bilimsel olaraktan bunları açıklamaktır. Bunu bütün kurum, bilim adamları, bunu herkes söylüyor. Ama bunları uygulayacak olan merkezi ve yerel yönetimler, siyasi iktidar bunu hayata geçirmelidir. Çünkü ne dedim, 2000'li senelerin başında kurulan İl Afet Koordinasyon Kurulu o gün vazifesini yaptı. Yer tespit etti ve hatta şu dipnotu düşmüş. Diyor ki, bu kadar sayı İstanbul kenti için yetersizdir. Daha başka alanların belirlenmesi için, hazırlanması için çalışmalar yapılması diyor. Biz üzerine sayı eklemedik. Hepsini bildiğiniz gibi son 15 senede hepsini imara açtık. Her tarafı betonlaştırdık. AVM oldu, başka binalar yani yapıldı. Yani AVM oldu, rezidans oldu, çok katlı binalar oldu, gökdelenler oldu. Yani her şeyi yapıya boğduk. Evet. Peki evet. İstanbul'da deprem toplanma alanları dışında, şimdi herkes tabii deprem olunca bunu ciddi bir şekilde hissetti. Bütün İstanbullular ve bölgedeki diğer illerde yaşayan vatandaşlar. Evet. İstanbul'daki binaların durumu ne? Yani bunlarla ilgili, hani olası bir depremde yıkılma durumu vesaire, bunlarla ilgili yani yapıların, binaların durumları ne? Bunlarla ilgili genel bir değerlendirme yapabilir misiniz? Tabii bakın, yani aynı bu şeyi biraz daha söylediğim gibi deprem toplanma alanlarını anlatırken İstanbul'un yapı stoğunu da sürekli gündeme getirdik. İstanbul'un yapı stoğu, riskli bir yapı stoğumuz var. 99 depreminden bu yana defalarca söylüyoruz. En sonunda hatırlayacaksınız, geçen sene Haziran ayında bir imar barışı çıkarıldı. Evet. Aslında imar affıdır yani o. O dönemin Sayın Bakan, Sayın Özaseki ne dedi? Türkiye'de dedi, yapılarımızın büyük bir bölümü, yaklaşık %50 ve %60'ı kaçak, ruhsatsız, iskansız dedi. Bu oranı biz İstanbul ölçeğine aktardığımız zaman, İstanbul'da kentleşme daha hızlı olduğunu kabul edersek, bunu %50 olarak kabul edelim. Bugün İstanbul'da yapı stoğumuz 2 milyon. %50'si 1 milyon yapımız kaçak, ruhsatsız, iskansız yapı. Peki mühendislik dilinde kaçak, ruhsatsız, iskansız yapılara ne denir? Denetimsiz yapılardır bunlar. Yani deprem riski olan binalardır. Evet. Güvenli yapı değildir. Tabii ben bunu derken bu söylediğim rakamın 1 milyonun hepsi yıkılacak anlamına söylemiyoruz. Elbette bunlar hasar alacaktır. Hasar oranları farklıdır. Demek ki İstanbul yapı stoğu riskli bir vaziyette. Bunun acilen elden geçirilmesi gerekir. 2011 senesine kadar hiçbir şey yapılmadı İstanbul'da. 2011 senesinde Van depreminden sonra bir can kurtaran simidi gibi kentsel dönüşüm ortaya çıktı. Elbette kentsel dönüşümü destekleriz ama uygulanan anlamda değil. Gerçek kentsel dönüşümü destekleriz. Onlar olmazsa olmazlardandır. Bizde nasıl oldu? Gerçekte olması gereken nasıl? Ve şimdi hala daha kentsel dönüşüm konuşuluyor işte, yeni İstanbul'da özellikle. Gerçek kentsel dönüşüm böyle tek parsel bazında filan olmaz. Bunlar ada bazında, mahalle bazında, insan odaklı, yeşile saygılı planlar yapılır. Bir bütün halinde davranılır. Ama bugüne kadar yapılan bireysel dönüşümler yapıldı. Bu bireysel dönüşümler kentsel dönüşüm değildir. Parası olan, bak şeye uygun olan binaların müteahhitleri verip yıktırıp dairelerini ufalttırıp yenilettirdiler. Bunu herkes yapabilir. Ama burada merkezi hükümetin olası bir depreme karşı, deprem güvenlikli bir kent, deprem güvenlikli bir ülke yaratmak istiyorsak
planlarımız uzun erimli olacak. Stratejik planlar hazırlanacak. Master planlar hazırlanıp onlar doğrultusunda yapılacak. Yoksa bireysel çözümler de kesinlikle olmaz. Biz de biraz daha farklı amaçlarla kentsel dönüşüm, hani inşaat firmalarının biraz daha işte, para kazandığı. Evet, sektörü hareketlendirmek, para akışını hızlandırmak için kentsel dönüşüm bu şekilde kullanıldı. Aslında kentsel dönüşüm bu değildir. Devlet de burada elini taşın altına koyacak, katkı koyacak. 99 depreminden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 üniversiteye deprem master planını hazırlattı. 1300 sayfalık deprem master planı. Bakın bu master planına 4 üniversite ve etraftan kuruluşlar, meslek odaları bizler de destek vererekten çok güzel bir plan hazırlandı. O planda her şeyler yazılıydı. Her şeyler yazılı. Teknik olarak binaların güçlendirilmesinin teorik bilgiler geliştirildi. O şimdi ülkemizde mevcut. Her şeyi bizim mühendislerimiz her şeyi biliyorlar. Peki iş bununla bitmiyor. Finans sorunu çözmezseniz bu olmaz. Uzmanlar bu konuyu da hazırladılar. O raporun içinde bunlar da var. Hukuki sorunlar. Bu bireysel kentsel dönüşüm olmasına rağmen hükümet hatırlayın 2011'den sonra bir türlü hızlandıramadık dedi. Niçin? Hukuki sorunlar vardır. Hukuki sorunları çözmezseniz bu işler olmaz. Bu deprem master planında hukuki sorunlar da anlatılmıştı. Sonra siz böyle çok büyük bir kent hareketine başlıyorsunuz. Büyük bir işe başlıyorsunuz. Vatandaşı psikolojik olarak ve sosyolojik olarak hazırlamazsanız bu işin sonu fiyaskodur. O da yazılıydı orada. Yani çok geniş kapsamlı bir projeydi. Maalesef o proje şimdi tozlu raflarda bekliyor. Dileğimiz o raflardan indirilip günümüze göre bakın revize edilmesi gerekir. Çünkü aradan 15 sene geçti. 15 ile 20 sene geçti. Günümüzün şartlarına adapte edilip o planın bir an evvel uygulanması gerekir. Ne planıydı Nitekim, efendim? Bu tekrar edebilir misiniz? Deprem master planı. Deprem master planı. Deprem. Şimdi bakın 99 depreminden sonra aslında ülkemiz boş durmadı. Sene 2002 veya 2004 deprem şurası kuruldu. Deprem şuraları bilirsiniz. Şura kararları kesindir. Cumhurbaşkanlığında himayesinde olur. Orada dahi bunlar hepsi anlatıldı. Nelerin yapılması gerektiği tartışıldı. Ama o günden bugüne hiçbir şey yapılmadı. Maalesef. Yani ülkemiz ve kentimiz bu durumda. Evet. Yoksa bilim açısından hiçbir noksanımız yok. Bütün teknik işlerin bilgi birikimleri mevcut. Şu anda dünyada 3 ülkeden biriyiz. Japonya, Amerika, Türkiye. Deprem konusunda bilgi birikimi en fazla olan ülkeyiz. Evet ama evet. Bir türlü hayata geçiremiyoruz. Ama bir türlü hayata geçiremiyoruz işte. En büyük sıkıntımız bu. Bakın bu son bir hafta içinde 2 tane deprem olunca hepimizin aklına deprem toplanma alanları geliyor. Evet. Biliyoruz ki idarecilerimiz bunları dikkate alaraktan yeni alanlar yaratırlar. İlgili kişi ve kurumlardan görüş alırlar. Umuyoruz. Peki şöyle toparlayacak olursak dediğiniz gibi yani deprem toplanma alanları aklımıza geliyor. Günlük yaşamımızda bunlar böyle aklımıza gelen şeyler değil ama bir deprem olunca hepimiz bunu nasıl olduğunu hissediyoruz. Bugün birebir bütün İstanbullular bunu hissettiler. Tabii, peki siz bir inşaat mühendisi olarak burada şu anda atılması gereken adımlarda somut olarak yani acilen alınması gereken önlemler olarak neleri sıralayabilirsiniz? Şimdi şöyledir. Bakın bir kere vakitimiz çok geçiyor. 99'dan sonra söylenen şuydu. Beklenen Marmara depremi 30 yıl içinde olacak. Ha evet. Bu 30 yıl denildiği zaman bıçak gibi 30 yıl değildir. Hı hı. Bunun artısı vardır, eksisi vardır. 20 sene olur, 25 olur, 35 olur, 40 olur. Ama bunun yaklaşık ortalaması 30 sene. 99'dan bu yana 20 sene geçti. 99 depreminden sonra o gün söylemiş olduğum deprem konseyi sonra deprem şuralarında ve bizlerin yapılan çalışmalarında İstanbul deprem güvenlikli bir kent haline 15 ile 20 sene arasında gelir dedik. Getirilebilirdi o planlar uygulansaydı. Demek ki geçen 20 sene bir kere boşa geçti. Tamam, hiç vakit kaybetmeden tekrar biz
kentimizdeki yapı envanterini çıkarıp sıralayaraktan, bakın yani riskli bina durumuna göre sıralayaraktan işlemlere başlamamız lazım. Bu nedir? Olası bir depremde ilk etapta yıkılacak olan binaların tespit edip yıkılıp yeniden yapılması lazım. Tamam. Evet. Şimdi yıkılıp yeniden yapılması. Ama bugünkü anlayışta ne oluyor? Biz İstanbul'u komple yıkıp yapacağız. Bunun da süresi 15-20 sene, 30 sene. Yani öyle hiçbir ülkenin ekonomisi yetmez İstanbul'u yıkıp yeniden yapmaya. Mümkün değil. Bunlar hepsi kağıt üzerinde anlatılan şeyler. Şimdi ne oluyor o zaman? Dediğimiz gibi önce riskli bina, birinci dereceden riskli olan binalar tespit edip yıkılıp yapılacak. Bu arada da ikinci etapta hasar alabilecek olan, güçlendirmesi mümkün olan binalar güçlendirilip olası bir depremde hazır hale getirilecek. Yani bu da kısa sürede olan şeylerdir. Olası bir depremde o güçlendirilmiş bina hasar alabilir. Her bina hasar alacak ama burada biz mühendislerin esas hedefi içinde yaşayanları canlı çıkarmaktır. Binalar hasar alabilir ama can kaybını önlemek için işlemler yapılır. Şu anda ne vaziyette? Biz sıradan başlıyoruz. Açıklamalar yapılıyor. İşte senede 5 bin, 50 bin binayı kentsel dönüşümle yenileceğiz. Yani 50-50 bu bitmez. Sona kalan nasıl olacak peki? Yani onun için diyoruz ki bir an evvel deprem güvenlikli bir kent haline getirmek için masaya yatırıp işlemlere bir an evvel başlamalıyız. Yoksa şimdi şu günkü gibi kentsel dönüşüm projeleriyle uzun erimli 20 sene 30 sene içinde biz ben bu binaları değiştireceğim demek ki olmaz. Elbette biz bu söylediğimiz işleri yaptıktan sonra bu binalar kentsel dönüşüme tekrar uygulanabilir. Ama deprem olmazsa zamanınız vardır, bunları yenileyebilirsiniz. Depremin ne zaman olacağı belli değil. Yani bunlar bir takım ihtimal hesaplarıdır. Bütün hedef burada yaşayanları canlı çıkarmak üzerine yapılmalıdır. Evet. Peki. Evet, benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet. Sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler.